Bugün taburcuyuz ama kısa bir süre taburculuk oldu. Birkaç gün. Evet, salı günü tekrar daha gelmemiz gerekiyor çünkü tamamlar tam açılmadığından dolayı çok bir kireçleme olduğundan dolayı hocamız dedi tekrardan bir daha giriş yapacağız dediler. Yakın bir zamana. Bir de yazmışlar seyirciler, bilmem ne şey var, Sunay köyde çok kaldı. Yazsınlar. Kendisi gelince ben ne yapayım, götüremeyeceğim. Evet, eniştenizin enişteyle olduysa yapacak bir şey yok. Buna da şükürler olsun. Bu da kurtulduğuna. İleri durum dönüşümüne bakacağız. Neyin ne olacağı, neyin ne edeceği. Tabii ki bir hamlede olan bir şey değil bu. Çünkü kireçlenme var dedi. Doktorlar sabah geldi, görüştük, konuştuk. Ondan sonra tekrardan salı gün tekrardan bir daha geleceğiz değil mi? Evet, tamam, yatışa geleceğiz. Salı günü yatışa geleceğiz tekrardan. Hayır, hayır, da ilgilenmiyorum yani hastalığından şeyine. Ben de hastalık. Evet. Şimdi buradan nereye gideceğiz Gülüm? Buradan enflasyon tortuna gireceğiz. Bundan sonra eve gideceğiz. Tamam Gülüm. Ha. Gel sana. Şimdi buraya girdim mesela üşürsün. Evet, dışarıda çok soğuk. Ya soğuk. Ama gelmiş. Evet. Gömleğini, pantolonunu giyittik. Şirapasımız olunmadığından dolayı. Elimde çekim yapıyorum. Evet. Arabamızı da getirdik buraya kadar. Arabamıza bindireceğiz. Eniştemize. Buna şimdi birinci kata gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz biz. Evet, kahvaltımızı yaptık. Nasıl işte? Ağrım var mı? Yok değil mi? Ne diye? İnşallah. 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 Hep beraber. Evet. Şükür olsun eve geldik. Eniştemizin getirdik. Salı günü bir daha gideceğiz. Allah'ın izniyle. Bir daha anji olacak. Bu anji de açılmazsa ameliyat olacak. Değil mi enişte? Ağrı var mı? Ağrı yok da biraz. Şimdi arabada da geldik ya bir saniye. Şey oldu yani. Özel araba gibi olmuyor. Sallanıyoruz. Ağır sallanıyoruz. Kendi özel arabamız gibi olmuyor. Evet. Sunay'ımız da burada. Çok şükürler. Geldik değil mi? İki gün sonra gideceğiz. Evet, ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hep sağlığımız için uğraşıyoruz. İyi olsun da. Evet. En önemlisi o. Aynen öyle valla. He. Şimdi ben çay de... içelim de öyle git. Şimdi benim misafirlerim gelecekmiş. He. Ben onun için gideyim İyi. Misafirlerim yanına. Misafirlerimle zaman geçireyim. Aleykümselam. Geliriz bilir mi? Senden de Allah razı olsun. Ne demek, ne demek. Her zaman yanınızdayım. Sağ olun. Onu da bilmiş olun. Canım benim. Şimdi gidelim. Bir saat de Gülsün Hanım'la. Biraz da Gülsün'ü özlemişimdi şimdi. Ya şimdi bir günden ne olacak? Bir şey, özlem olmaz. Olsun diye. Be. Aynen öyle valla. Olur, niye olmasın? Sen öyle diyorsan öyle olsun bakalım. He. Yeni işte var mı bileceksin? İyi hadi. Hadi tekrardan yine geçmiş olsun. Sağ ol, sen de biraz sen de Allah razı olsun. Ya ben neydim bu kadar? Öyle acelesi yok. Ha, onun acelesi yok. Ben işte ya. Vurduk ya. Ben vurduk.
O vermese biz veririz. Ne var ya? Değil mi Aykut'un? Burada aslan gibi dayı, yeğenim var ben burada. Çoşuk. Oğullarımız da var. Ben gidiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz canım. Git, engellemedim. Tutmayayım seni. Ben de şimdi çıktım. Sınaylardan eve doğru gidiyorum. Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Evet, dönüş yapıyoruz. Pelikköy'de de bir soğuk var, o biçim. Tekirdağ'da da çok soğuk vardı. Gece saatine yağmurla kar karışık yağdı vallahi. Sulu bir kar yağdı. Onun soğuk geliyor şu anda. Evet Gülsün Hanım, olay gelsin. Sağ ol Selim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyi değilim, iyi olalım. Sela veriyorlar bak. Ne silahsın? Allah rahmet eylesin. Birisi vefat etti herhalde. Cuma yaz bulun. Ne diyorum ki? Sela diyorum Allah'ım. Kafa gitmiş ya. Allah'ım ya. Allah ya, yemin ederim ben de kafa gitmiş. Arkadaşlar kusura bakmayın, hepinize selam olsun. Ben de işte yemek, kahvaltı yaptık. Şimdi masayı toparladım. Cahal Bey geldi. Bir İsmet duşa girdi. İşe gidecek. Ondan sonra dedim Allah Allah dedim, bu Sela dedim kim öldü acaba dedim, Allah rahmet eylesin, mükemmel cennet olsun dedim. Biz Sela ile geliyoruz, ezanla geliyoruz, Sela ile gidiyoruz dedim. Kendi kendime din şimdi ayrazı siliyor. Şimdi Cahal Bey de öyle deyince şey oldum yani. Cuma olduğunu, günleri falan unutmuşum vallahi Cahal Bey. Yok estağfurullah. İşte biz hastaneden geldik işte biliyorsun. Nasıl geçti, ne dediler, ne yaptılar? Şimdi birinci seansı oldu ama çok kireçleme var dedi doktor. Şimdi iki hafta sonra niye çağıracak hadi bizi? Dün akşam öyle söylerdi. Bugün işte doktora geldi sabah. Dediler, bir an önce dediler bunu dedi, ön alalım. Fazla darayı açmayalım. Pazartesi veya salıya gün verin buraya dediler. Bunlar da salı günü uygun görmüşler. Salı günü şimdi biz tekrar daha gideceğiz. Gerekirse dedi ameliyat yapacağız dedi. Eğer ki bu dedi bu seferki anjiyonu da açılmazsa dedi, kireçlemeyi de önlemesek dedi şey yapacağız dedi. Ameliyat edeceğiz dedi. Yani ayağında şişi falan indi ama şimdi bunun bir tane parmağı var. Bu mesela sıkıntılı. Dedi buna göre dedik biz dedim bir yere yönlendir falan dedik. O dedi şu an dedi gitseniz bile dedik, kesinlikle müdahale etmez dedik. Bu anjiyi dedik, bunu dedi, kireçlemeyi de önlememiz gerekiyor dedi, önce dediler. Ondan sonra dediler, biz de size dediler, gereken yere dediler, yönlendireceğiz dediler. Allah razı olsunlar. Zaten doktorlar da beni her zaman gördükleri zaman tanıyorlar. Abi yine mi sene geldin diyorlar bana. Çünkü biz bir sene falan orada geçirmiştik. Bir tedavi evet. Sürecimiz vardı, onu anlatmadık size. Tabii ki anlatmadık. Geçti gitti çok şükür Allah'ımıza. O esnada işte doktorlarla, o hastanenin çevresindeki insanlarla ahbap oldu Cahil Bey. Kanka oldum. Ben zaten gören hemen tanıyor zaten. Çünkü ben sürekli fotoğraf takındığım için orada kilim büfeci falan var mesela. Abi diyorlar, sen diyorlar çoktan beri yoksun, neredesin falan diyorlar böyle. Dedim böyle böyle memleketteydim falan diyor bana. Vaa diyorlar, bundan görebiliriz mi sen diyorlar. Gideyim sağ olsun, Allah razı olsun hemen. Çayım hemen geliyor vallahi. Ne değişikliği biliyorlar hemen büyük bardakla. Hiç çay söyleme yok. Hemen büyük bardakla getirirler Allah razı olsun. İki bardak çay sen bir bardak çay ikram ediyorlar bana sağ olsunlar yani. Allah razı olsunlar. Ya, Rabbim herkese şifa versin. Diyorum ya. Bütün hastalarımıza Allah'ım şifa versin. Sağlık hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Sağlık şimdi, ihmale gelmiyor. Yorumlarda da görüyorum hep diyorlar ihmal diyorsunuz da. Bu ihmal neden kaynaklandığını siz bilmiyorsunuz değerli ablalarım. Çünkü bunlar daha önce köydeyken orduya gidiyorlar. Oradaki doktor muayene ediyor. Oradaki doktor diyor ki bunun diyorlar damarları açık. Yani. Ondan sonra ona aldanıyorlar. Artı bir de Samsun'a gidiyorlar sonradan. Ayak tamamen zaten şişmişti. Samsun'a gittikleri zaman demişler. Enfeksiyon var demişler. Yok enfeksiyon değil. Demişler damar tıkalı, o var demişler. Samsun'da da.
Ondan sonra biz itibata geçtik. Sunay'a dedim ki bir an önce dedim o zaman gelin. Buradaki dedim önceki avcı olduğu tohtara dedim götürürüz. Tekrar dedim gereken işlemi dedim bunları bir daha yaparlar benim dedim. Bunlar da işte geldiler sağ olsunlar. Aynen tohtara yine randevu aldık. Bir de eniştemin şöyle bir hobisi var. Hastaneyi sevmiyor. Hastaneye gitmeyi sevmiyor. Son ana kadar. Ya son ana bırakma diyoruz ama o bir herkesin evet, kendi yapısı. Evet. Aynen. Eniştem belki hastaneye gitmeyi hayatta sevmez. Ya o canı yanmadan. Canı yandıktan sonra ne bilmek? Yara kesikken tedavisini yapacağım işte. Ya şimdi ihmal da olsa bu şekilde yorum yapmanız yanlış olur. Çünkü bir sadece olabilir ama ben Sunay'ı hiçbir zaman üzmek istemiyorum. Sunay çünkü bu yorumları hep okuyor. O zaman Sunay da kafasını takıyor. Ona da acıyorum. Ama böyle daha güzel yorumlar yazarsanız İnşallah daha bundan sonrası olur. Güzel olsun diyelim. Allah'ın izniyle pazartesi ben de gideceğim. Pazartesi benim şeyim var. Evet. MR'ım var. Ben MR çektireceğim. Salı günde eniştemi götüreceğim. Ben tedavi sürecinde devam edeceğim. Onlarla ilgileneceğim. Gerekirse ben çalışırım. Yapacak bir şey yok yani. Onu şimdi kaldırmaya, yürütmeye adam lazım. Tek olmuyor. Sunay'ın da zaten o da rahatsız zaten. Sunay'ın ne havlu gücü yetecek ki? Ne havlu gücü yetecek? Değnek verdim. Tek değnekle gezmeye uğraşıyor. Ama tek değnekle de gezemiyor işte. Çift değnek alması lazım. Ama ben varken yanında sıkıntı olmuyor. Çünkü hemen gidiyorum arabasını falan ayarlıyorum. Arabine götürüyorum ben zaten hastanede. Asansörlerim de çalışıyor zaten hastanede. O konuda sıkıntı olmuyor. İşte devlet alamıyor. Bütün hastalarımız Allah'ım acil şifalar versin. Yani ne hastalar var. Ne hastalar var. Yani bu ameliyatı bir saatte çıktı. İlk amcusunda bir gece kalmıştı. Bir gece kalmıştı. Hatta yoğun bakıma falan almışlardı zaman. Ama bu seferki anju ameliyatında şükürler olsun öyle bir şey yaşamadık. Yani bir saatin içinde çıktı. Ama şimdi ikinci ameliyatı bekliyoruz. Üçüncüyü bekliyoruz. İnşallah onda da hayırlısızla atlatırız. Sağlığına da kavuşur. Ya işte ağrıdan hiç duramıyordu ya adam. Yatağın içine böyle oturuyor. Aynı zamanda böyle ağrıya sızlanıyor ama böyle çok da öyle şey değil. Hani Allah'ım sessiz zaten işte. Böyle evet. Şey değil. Aynen. Kimsenin canını yakayım, kimseye şey yapayım falan yok çok şükür ama demek ki o acı o çekiyor. Biz yani insanın canını neredeyse orada oluyor. Benim de bu arada İstanbul'dan misafirim gelecek. Ben de şimdi kahvaltı yaptım. İşte Cahil Bey ölümüsü yaparken. Yemeklerimi... İstanbul'dan mı yiyor? He İstanbul'dan gelecek. Hmm. Bunlar pek kameraya çıkmazlar büyük bir ihtimal evet. Çünkü sevmiyor hani kameraya çıkmayı. Seslerini alır. Yok almamıza da gerek yok. Allah hani diyorum ya bizi sevip bilip bizim misafirimiz olacaklar. Ta işte gönüllerine tak etmiş, koymuşlar. Koymuşlar ki gelecekler Allah razı olsunlar. Telefon açtı akşam. Oğlum dedi bugün ta izini varmış oğlunun. Hafta sonu yok dedi. Müsait misin? Her misafir yedi kısmetiyle gelinmiş. Birisini bırakırmış. Tabii ki her zaman müsaitiz dedim. Allah razı olsun. Onlar da işte kahvaltıya bekliyordum hatta. Dedi kahvaltısı siz yapın dediler. Biz öğleni bulu dediler. Şimdi öğlene de bir şey kalmadı. Yoldalardır belki de. Ben de lahana süzdüm. İçine işte köy. Onlar da Zonguldaklı kendileri. O taranasını biliyor da bizim taranan bilmiyor. Ben de bizim taranadan pişirdim işte. Fırında kanat, şey dolapta kanatım vardı. Onu çıkarttım. Sıcağıyla onu yaparım. Kuru yufkam var. Hemen kuru yufkadan süpera gibi sütüne falan ısıtacağım. Börek yapacağım. Derken Allah ne verdiyse bir şeyler hazırlayacağım. Hatta pancarımın için süzdüm. Pancarın içine ne koydum? Pancar süzdüm arkadaşlar. Bak sana Cahil Bey. Lahana turşusu koydum suya. Evet, barbunya koymuşum. Barbunya, pirinç, bulgur. Karışık yine süzdüm şimdi bunu. Soğanla, işte güzelce tereyağıyla falan kavurduğum zaman mis gibi olacak. Burada da kanadımı da çıkardım. Çorbamı da pişti. Çorbamı da pişti. Buna şimdi salçalı
su yaparım. Ben pek salça sevmiyorum aslında ama bakalım duruma göre. İşte durumlar böyle değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. İnşallah hayırlısıyla bende de sıkıntı olmaz. Şimdi bu bacağımı büktüğüm zaman kalkamıyorum geri. Oturduğum zaman yine kalkamıyorum. Doktor dedi, o zaman dedi, ya dedi, güçsüzlük oluyor dedi. O yüzden de MR istedi bende. Aynısını MR'ımızı da çekeceğiz. İnşallah bir şey çıkmayacak. İnşallah bir şey çıkmaz. Ama gerçekten sağ, yaşına göre de çok güzel dedi. Bacaklar dedi. Dizlerim dedi. O da yorgunluktan durdu bir saat dedi. İşte bakacağız. MR'ımızın sonucunu bekleyeceğiz. Buradan bütün hastalarımıza Allah acil şifalar versin tekrardan. Cuma'ymış. Hayırlı cumalar olsun. Allah'ın ettiğiniz duaları kabul etsin. Rabbim gönlünüzden geçenin hayırlısını nasip etsin. Ben tamam. Her şeyi gönlünüzden geçenler olsun demiyorum. Çünkü hayırlısı olsun. Hayır, hakkımızda hayırlısı olsun. Sağlığımızdan geri koymasın. Elimizden ayağımızdan geri bırakmasın. Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Kapı gözetletmesin. Amin. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Eliyle bildiğiyle kalın. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekliyoruz değerli ablalarım. Biz de, bizim de dualarımızdasınız. İnşallah sizlerin de dualarınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet.